ön tekerin bağlantı kısmı. Horya. Horyanın ortasından geçen bir mil var. Bu mil horyanın içinden bu dikine olan 3 santim çapındaki mile bağlanıyor. Bu milin üzerinde bir köşe bent var. Köşe bent kaynaklı. Köşe bentin üzerine dikine bir köşe bent daha kaynaklı. Bunun üzerinde 2 tane şu vidaların denk geleceği, balataların denk geleceği, ayaklarının denk geleceği kısımlar delik. Onlar da civatayla sabit. Böylece balataları fren, alt fren merkezlerini söküp çıkarıp değiştirebiliyoruz. Horya'ya içine şu kısmın iç tarafına rulmanı var. Lada Samara'nın arka teker horyası ve onun içindeki rulmanı var. O rulmanın iç çapı 3 santim. Bu milde tam 3 santim çapında. O yüzden tam 0'a 0 uyuyor. Fren diskini de bunun üzerine denk getirmek için balatanın ortasına denk gelecek şekilde horyanın üzerine kaynakladık. Kaynaklar görülüyor. Bu kısımların, bu 3 santimlik parçanın üzerine 14 milim çapında bir civata kaynatıldı. Alt tarafına da aynı şekil bir civata kaynatıldı. Bu civataların üzerine de 14 milim ana merkezi olan dana gözleri kaynatıldı. Dana gözlerin üzerine geçirdiğimiz civatayla bu yukarı aşağı hareket ve şu milin sağlı sollu rot kolu tarafından rot taşıyla beraber çevrilmesinde sıkıntı çıkmayacak. Bu dikine olan mile rot başının bağlanacağı kolu tam şu çizgiden arka diferansiyel noktası şu noktaya kadar bir çizgi çektiğinizdeki hat üzerinde hizalayarak kaynakladım. Ve bunun üzerine de direksiyon kutusundan çıkan rot kolu ve rot başının bağlantısı. Daha bu tam sıkılaştırılmadı. Bunu sıkılaştırdıktan sonra daha sağlam olacak. Bu 14 mm çapındaki dana gözünün arka ucu vida dişli. Ve buraya bir somun. Buraya uyan bir somunu salıncağın gövdesine kaynakladım. Buradan da burç ve civata, 12 milimlik civata, pullar. Şu kısmı ovalledim. Şu küp kısmına değmemesi için. Bunlar köşe bent. Amortisör, tüplü amortisör. Alt ucu iki tane ayak kaynattık köşeli. Amortisörü takacağımız kısma. Salıncaklar üzerinde de görüntüsü bu şekilde. Fren hortumunun bağlanacağı kısım. Salıncağımız bu halde. Ön düzenimiz bu halde. Direksiyon kutusu. Mil. Kaputun oturacağı. Açtığımızda içeriği göreceğimiz kısım. Bunlar da köşe bentten yapıldı. 30-30 profil yine. Far, sis farları, ön kamera, sis farları ve farın olacağı kısım. Ön yüzey 4 santim kadar önde. Şöyle V düzen olsun, suda gitmesi daha kolaylaşsın diye. Alt tarafı da öyle. Şu kısımdan aşağı doğru, aşağıdan tekrar yukarı. Böyle.
Bu kara kalem çizimdeki sol ön nün üst tarafındaki şu kaput ve üstü havalandırma, bu egzoz çıkışı, şu eğimli olan kısım cam kapının olduğu yer görülebilir. Şu kısım egzozun çıkacağı yer. Egzoz, sinyal, cam kapının çıkacağı kısım, üst düzey böyle olacak. Arka kısımda iki kollardan biri burada, bir diğeri de solda. Bunları da motor baskı balata şanzımanın üzerine ekleyeceğimiz eklemli şaft ve diferansiyel ile arka bölümde diferansiyelin olacağı yeri belirledikten sonra arka kolların aşağı doğru salınım hareketini yapacağı ve üst tarafın dikine aks kollarının geçeceği kısmı belirlemek daha kolay olacak. O kısma daha gelmedik. Motorumuzu sabitleme kısmını eğer bitirebilirsek o kısma da geleceğiz. Şanzıman da Opel Kadett şanzımanı, 4 ileri 1 geri seçilebilirse evet. Baskı balatası kendi baskı balatası. Sadece baskı balatanın koruma muhafaza olan alüminyum kısmını şöyle motorun alt hizasıyla baktığınızda şanzımanla aynı hizaya kadar tıraşlayıp kestim. Çünkü bu kısım arabalardaki gibi aşağı doğru büyük bir oval veriyor. O ovalde şu kısma temas edecekti. O yüzden onu kestim. Motorun oturacağı kısım, şanzıman, şaft, diferansiyelin olacağı kısım, aks kollarının yerleri. Bu kısımda egzozun, öteki tarafta da benzin deposunun girişinin olacağı kısım. Sinyallerimiz yine aynı. Hava çıkışları olacak. Motora buranın aynısından bir tane daha olacak ve yukarı doğru şurada bir fan olacak. 12 santim çapında. O fan sürekli hava basacak alttan. Motora gelecek. Motorun hava filtresinin olacağı kısım da buraya gelecek. Kaput üstündeki havalandırma motoru besleyecek olan havayı sağlayacak. Soğutma kısmının havası buradan. İç kısma gelecek olan havanın olduğu kısımda şu bölmede açılacak olan hava deliğinden gelecek. Onun haricinde şu kısmın yan tarafından cam kapı yükselecek. Burada işte BMW aynaları ve üzerinde kamera olacak. Sağ sol kameralar yerleri zaten çizimde de var. Geri kamerası, ileri kamerası ve sağ sol aynalar için kamera olacak. Onların ekranları da hazır. İnşallah bir sıkıntı çekmeden sağlığımızla ilgili bitireceğiz. Bu arada artık gözlük kullanıyorum. Gözümüze hasar verdiğimizden bu yana.